Delil gösterdik. Evet, bu Şakkus Sadr olayı çokça anlatılır. İşte Peygamber Efendimizin çölden bir grup veya da bir kişinin yani bir grup askerin neyse beyaz elbiseliler birçok tanıtımları var bunların detaylıca. Kim gördüyse onları nasıl ilave ettiyse elbiselerini falan. Ya çekim yapmış Yani o günkü televizyon arşivlerine bakılsa bulunur. işte geliyorlar. İşte peygamberi yatırıyorlar. İşte çocuklar kaçıyor, annesine gidiyorlar. İşte Muhammed'i yatırdılar, işte karnını kesiyorlar falan. Peygamber yatırıyor, kalbini çıkartıyorlar, zemzem suyuyla yıkıyorlar, içinden bir kan pıhtısı çıkartıyorlar. Bu sendeki şeytanın nasibidir diyorlar. Ondan sonra hatta daha detaylarına girersek işte karla yıkıyorlar. İşte onu ümmetinden 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle tartıyorlar. Hepsinden ağır geliyormuş. Hatta bütün ümmetten de ağır geleceğini söylüyorlar. Falan. Ondan sonra işte yerine koyuyorlar, dikiyorlar. Hatta o dikiş izleri işte duruyormuş daha sonraki dönemlere kadar. Enes bin Malik görmüş falan gibi anlatımlar var. Şimdiki bunlar da hocam dediği gibi de efendim işte bak Kur'an da zaten bundan bahsediyor. Elem neşrah leke sadrak şeklinde ifade ediyor. Şimdi başta şunu söyleyeyim. Kur'an'da anlatılan şerhus sadırdır. Burada anlatılan şakkus sadırdır. Başta bu ikisini ayırmamız lazım. Şakkus sadır fiziki olarak ameliyat meselesidir. Var yok onu tartışacağız ayrı. Ama Kur'an'da anlatılan şerhusadır ki göğsünün rahatlatılmasıdır. İçinin açılması. Ha, yani ayetin devamı söylüyor zaten. Ve vana an kevizrak senin sırtına yük kaldırmaz. Yük mü vardı sırtında? Maddi yük yoktu ki. Sırtını çatırdatan davet yükü vardı. Kur'an bunu anlatıyor. Yani Mekke'de sıkılıyordu, işkencelerde bunalıma girmişti, üzülüyordu. Biz seni rahatlatmadık mı? İnşirah vermedik mi sana? Sırtında yükü indirmedik bir şeklindeki bir anlatımdır. Şakkus sadrıyla hiç alakası yoktur. Bundan Kur'an'dan delil almak mümkün. Ama bizim tefsircilerimiz tabi hani bir şey izah edecek ama bir de böyle bir olay var zaten diyerek oraya ilave ediyor. Daha sonrakiler bunu böyle olduğunu söylüyorlar. Ve artık efendim falan tefsirde geçiyor işte diyor adam. Halbuki bu olayla hiç alakası yok birbiriyle. Yani İnşirah suresiyle Şakkus sadrı ayırmamız lazım. Yani biri Şakkus sadırdır, biri Şerhus sadırdır. İkisi alakası yok birbiriyle. Başta bunu söyleyelim. İkincisi şu olaya. Şimdi mantıksal olarak düşünelim. Yani şey yapıyorlar, alıyorlar bir kan parçası gösteriyorlar. Bu sendeki şeytanın ihvasıdır, günahlarındır. Şimdi günah denen şey somut bir kavram değildir. Soyut bir şey. Günahı siz böyle gösteremezsiniz bir şeyle. Hayır, yaratılıştan oluyor demek ki bu günah meselesi. Yani sonradan kesbedilen bir şey değil. Evet yani işte Hristiyanların doğuştan Yani günah doğuştan gibi. günahkarlığın Evet. Allah'a. Şimdi bu günah denen şey soyut bir kavramdır yani. Soyut bir şeyi soyut bir ameliyatla temizleyebilirsiniz. Onun yolu tevbedir. İslam bu ayrı bir şey öğretmiştir onu. Ama somut bir şeyi maddi bir ameliyatla temizleyemezsiniz. Günah denen şey kalbin bir kenarındaki şeyse hepimiz yatalım masaya. Hafta bir aldıralım. Olmazsa yolumuza devam edelim böyle. Yani Hristiyanlar gidiyor hafta bir hani günah temizlettikleri gibi. Yani bu olacak şey değil. Geliyorlar bu sendeki günahtır diyorlar. Bu kabul edecek bir şey değil. Somut bir şey, soyut bir şey somut bir operasyonla temizlenemez. Yani bir ameliyatla operasyonla temizlenmek mümkün değil. Günahı Ama böyle temizleyemez. şimdi Hristiyanlar vaftiz yapıyorlar da yani bizimkiler yapamaz mı? İşte yapıyorlar Vaftiz demek yarışması. ki. Yani manevi arınma, temizlik maddi operasyonla yapılmaz. Manevi yolla yapılır diyoruz. Evet. Bir de hocamızın dediği gibi bizim dinimiz buluğ çağından önceki çocuklara günah izafe etmeyen bir dindir. Bu Hristiyanlık da vardır. Hristiyanlar doğuştan günahkar doğarlar. Öyle inanırlar. Vaftiz suyunda yıkarlar. İsa'nın sayesinde falan affedilirler. Ama biz külle mevludun yuladu ala fıtrah diyen bir peygamberin nesliyiz diyelim. Adem peygamberin ağaca yaklaşmasından dolayı İşte onlar öyle diyorlar. Doğuştan günahkar doğuyorlar. Ama bizim dinimizde çocuk doğuştan nötr doğar. Fıtrat üzere doğar. Yani bunu söyleniyor hadislerde de. Biz çocuğa 13 yani 10 yaş buluğ çağına kadar diyelim günah izafe etmeyen bir dinin mensuplarıyız. Ve peygambere günah izafe ediyoruz bu rivayetlerle. Peygamber günahkar diyoruz. Yani bu tür rivayetler hakarettir peygambere ama biz bunları övgü olarak kullanıyoruz. Övgü malzemesi olarak söylüyoruz. Vaazlarda böyle